Sevgili kardeşlerim, güvercin kümeslerinin en büyük sorunlarından biri at sineği, bitlire ve böceklerdir. Şimdi at sinekleri kuşların kanını emerken kuşlara mikrop aşılarlar. Yani bakteri taşırlar. Bu anlamda çok zehirlidirler. Şimdi bununla ilgili daha önce ben paylaştım. Şöyle yapalım. Bunun ismini kapatayım. Bunu paylaştım. %100 çözümdür. Kuşun kanat altlarına, göğsünün altına ve sırtına vuruyorsunuz. O kuşun üzerine en az uçay garantisi var. Bir tane at sineği bitpire kalmıyor. Bu tepesi ayarlıdır. Ben ayarladım onu. Şöyle yapayım. Bakınız. Aynı cam silde olduğu gibi. Cam silde olduğu gibi püskürtüyor. Kanat altına, sırtına vurmanız yeterlidir. Bir de şöyle yapayım. Bakınız. Fiyatı 106 TL'dir. Orijinal. Bunu veterinerlerden bulabilirsiniz. Kesin çözümdür. Veterinerden bulabilirsiniz. Yalnız 140 TL ile 200 TL arası satılıyor. Sizden ricam bunu alırken bakınız burada üretim tarihi var. Birinci ayın 7'si 2019. Birinci ayın 6'sı 2021. Yani 2 yıl ömrü var. Bunu alırken kesinlikle kazınmış tarihli almayın. Şimdi böyle bir şeytanlık yapıyorlar. Kedi köpeklere de bu kullanılıyor. Buradaki tarihi kazıtıyorlar. Bu şekilde yapıyorlar. Bir de bunları tarihi geçmiş var. Adam almış satamamış elinde kalmış. Bir de bunu ucuza satan var. Yine tarihine bakın. Ucuza satma şansları yok. Fabrika çıkış fiyatı 106 TL'dir. Yani bunu satış fiyatı pardon. Onun için bunu at sineklerinden kurtulmak için bunu kesinlikle kullanıyoruz. İkincisi hamam böcekleri, kurt vesaire follukların içerisinde. Daha önce gösterdim size kardeşim. Bunun fiyatı 30 TL ile 50 TL arası şeyde değişiyor. Veterinerlerde satıldığı yerlerde. Yani buna bir şey diyemeyeceğim. Ufak bir malzeme ama 50 gramdır tam 10 litre suda açılıyor. Bunu kümesinize bir kez vurun. Neyle vuracaksınız onu göstereyim. Böyle bir şeyle. Bu yarım litre sudur. Yarım litrenin içerisine 2 çay kaşığı koyuyorsunuz. Bunu kümesin içerisine kuşlara bir zararı yok. Diplerine bir sıkın. Kasa arkalarına vesaire bir sıkın. Bir tane ertesi günü böcek görmeyeceksiniz. Hepsi ters devrilmiş. Bu bir. İkinci önemli hususu bunun. İkinci önemli hususu bakınız kardeşlerim. Şimdi bu kümes benim. Kapı girişi duvar. Eğer bu kısımlara sıkarsanız böyle kümesinize her tarafı açıksa buraya sıkarsanız buradan karınca bile şu duvara çıkamıyor. Bu kadar açık ve net yani duvara dahi karınca çıkamıyor. İçeriye karınca giremiyor. Böcek giremiyor. Şimdi ben buraya özellikle bakın bir tane karınca yok. Buraya da vurmuştum daha önce. Ve içeride de yok. Bu ikisini muhakkak kümeslerin olmazsa olmazıdır arkadaşlar. Bir at sineği bitpire ilacı kuşların üzerinde bırakmaz. Kanal altlarına, göğsüne, sırtına vurduğunuz zaman ikincisi bu. Sağlıklı kuş bakmak 3 aşamalı. 1. Kümesin doğru olacak. 2. Sağlıklı gıda yedireceksin. Doğru gıdaları. Bunları başka videolarında muhakkak sizlere her gün bir video ataraktan anlatacağım. Üçüncüsü hastalık tespiti ve doğru ilaç. Yani piyasada bir aldatmaca, bir kandırmaca var gidiyor. Biz tabii bunları anlatmaya nefesimiz ne kadar yetiyor onu da bilmiyoruz. Kaç kişi bizi izliyor, takip ediyor onu bilmiyoruz. Ben ilk videomu paylaştığım zaman şu anda 104 bini geçti. 104 bini. Tabii ki ama bir sene oldu. Bir sene de 104 bin kişi. Bu ülkede 5 milyon tane kuşçu var. Demek ki nedir? Biz bunu çok azına ulaşmışız. Onun için yani birkaç dakikadır buraya anlatıyorum size. Herkese sesimiz yetmiyor, nefesimiz yetmiyor. Doğru yerden doğru şeyleri öğretmeye çalışıyorum size. Bunlara bir sefer verirsiniz 150 TL. Bakınız bunlara. Ama inanın kümesteki faydası at sineğinde bitpire vesaire
kaldırdığınız zaman ortadan, kafadan zaten kuşlara bakteri aşılayan o kötü at sineklerinden kafadan bir kurtulmuş oluyorsunuz. Bu çok önemli. Yani at sineği deyip geçmeyin. Bitpire deyip geçmeyin. Kuşu huzursuz eder, rahatsız eder, yavruyu yeder. Bakınız şu zehri yavruları folluktan alın. Şöyle ufaktan onlara da bir sıkın folluklara. 10-15 dakika havalansın kümes ama. Ondan sonra yavruyu da oraya koyabilirsiniz. Tekrar. Yani o folluğun içinde de o dışkının alttaki şeyler de, böcekleri de öldürüyor. O derece kuvvetli. Şimdi elimizde böyle güzel imkanlar varken bunlar veterinerlerde satılıyor. Her ikisi de. Ya bulamadınız yazın göndereyim, hiç problem değil. Ama fiyat konusunda bak burayı çok iyi anlayın. Satış fiyatı fabrika söylediği rakam 106 TL. Burada tarih kısmını kazıtıyorlar. 140 lirayla 200 liraya satıldığını biliyorum. Kimisi de 100 liraya satıyor veya 80 liraya satıyor veya 50 liraya satıyor. Bilin ki elindeki tarihi geçmiştir. Tarih bölümünü kazıtıyorlar. Tarihi kazınmış kesinlikle ilacı almayın. Bakınız kesinlikle diyorum. Almayın. Kâr yapacağınız yerde zarar yaparsınız. Onun için bu ikisini kesinlikle kümesinizde bulundurun. Bunun böyle bir alet almanız, yani cam siller de olabilir. Arkadaşlar cam siller. Bakınız. Bunun kafası da dönüyor. Bakınız şimdi cam sil gibi atıyor. Bunun kafası da dönüyor. Daha inceltebiliyorsun. Daha su gibi fışkırtıyor. O elinize kalmış sizin. Ben bunu sıkarım. Buradan içeri karınca dahi yürümüyor. O kadar etkili. Şimdi gelelim kümesin teline. Hani yaz olduğu için her tarafı kümesteki tellerle açıyorsunuz ya. Bu ilacı içeriden ama dışarıdan değil. İçeriden şu tele sıkın. Buradan içeri telleriniz açık ya, sinek dahi giremiyor. Girse içeride ölüyor. O derece önemli. Bakınız bu kara böcek ilacını içeriden tellere sıkın. Örneğin bu pencereniz açık. Diyelim pencereniz açık. Pencerenin kasa kenarlarına vurun. Bak o kadar etkili ki o pencere kenarlarına vurduğunuz zaman onun havası oradan içeri giren sineği yine ya dışarı attırıyor ya içeride ölüyor. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunları olmazsa olmaz muhakkak ama muhakkak bu ikisini kümesinizde bulundurun. Bunların toplam fiyatı ikisi 150 TL. Biri 110 TL, biri 40 TL, 150 TL. Muhakkak bulundurun. Ben size bu sağlıklı videoları yapmaya devam edeceğim. Özellikle şehirde yaşamayıp veteriner olmayan yerlerde veya kuşçu yem olmayan yerlerde şey var. Yavruları yedirmede sorun var. Yani yem pompası yok adamın vesaire. Çok basit bir yöntemle, çok pratik bir yöntemle. Bunun da videosunu atacağım. Hazırlanışını atacağım. Ne şekilde hazırlanması gerekiyor. Bunu da size atacağım. Aslında kuşçuluk 3 aşamalı. 1. Doğru kümes. Havalandırması, folluğu, dışkı temizliği, kireçleme, su ve yem kaplarının temizliği. Şimdi kimisi önemsemiyor ama suluğun içerisi simsiyah olmuş, bakteri üretiyor. Ve tam bu noktada bir şey daha söyleyeyim size. Hani kuşçuların çoğu su bekletir, dinlenmiş su diyorlar ya. En temiz su belediye suyudur arkadaşlar. Bir gün bekletebilirsin onu. Ama bir hafta 10 gün bekletilen plastik bidondaki su bakteri üretir. Hem de salmonella bakterisi. Sade su verdiğiniz zaman üretmez. Ama ilaç olarak içine bir tane aspirin koyun, kuşlara verin, direkt salmonella bakterisi üretiyor. Onun için sizlerden ricam, dinlendirilmiş sularınıza kesinlikle ilaç koymayın. Su diri ve canlı olmalı. Bu çok önemli. İkincisi, pişmemiş yumurta kabuklarını da bahçeye atıp kuşlarınıza yedirmeyin. Çığ yumurta kabuğunda da salmonella var. Sonra bağırıyoruz ya, nereden geliyor bunlar? Eskiden köy yumurtası yiyorduk, yoktu da şimdi fabrikasyon üretilen yumurtaların hepsinin kabuğunda salmonella var. Adamlar basıyorlar ilacı, tavuk kümeslerinde salmonellanın önüne geçiyor ama sen neyle geçeceksin? Onun için o yumurta kabuklarında salmonella vardır. Bahçelerinize atıp da kuşların yemesini sağlamayın. Suda kaynatın. Onun da uygulamalı videosu facemde var.
Hani mermer tozu, tuğla tozu, kum ve yumurta kabukları. Ama haşlanmış yumurta kabuğu olmak üzere. Onun için arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.